Merhaba. Bu videoda sizlere yeni aldığım sütun matkap tezgahlarının tablalarında sıklıkla kullanılan Amerikan tipi diye tabir edilen tezgah mengenesini sunacağım. Ürünü Amazon Türkiye üzerinden yurt dışındaki bir satıcıdan Amazon Lojistik kanalıyla satın aldım. 28 Şubat'ta Almanya Düsseldorf'tan kargoya verildi ve 15 Mart'ta bana teslim edildi. İç Anadolu'nun küçük bir ilçesinde yaşadığımı düşünürsek 15 gün gibi bir sürenin kısa bir süre olduğunu düşünüyorum. Şimdi ürünü inceleyelim. Ürün bana standart bir Amazon zarfı içerisinde teslim edildi. Zarfın içerisinden bu şekilde kutusuyla bana ulaştı. Ürün biraz ağır. Ürün üzerindeki etikette, kamera netliyor mu bilmiyorum. Ürünün model numarası, ürünün fiziksel ölçüleri, ürünün kütle miktarı 3 kilo 200 gram olarak belirtilmiş. Bu şekilde oldukça ağır, oldukça sağlam görünüyor. Bu mengeneyi sütun matkap tezgahları üzerine koyarak, sanırım buradaki açıklıklardan civatalarla tutturarak delme işlemi sırasında parçaların sabitlenmesi için kullanıldığını tahmin ediyorum. Çok profesyonel bilgiye sahip değilim ancak bu şekilde olduğunu okudum. Oldukça geniş bir çene ağzı açıklığına sahip. Şöyle açarsak. Evet, sonuna kadar açtığımda şöyle az daha açayım. Evet, sonuna kadar açtım. Şimdi çene açıklığını ölçelim. Yaklaşık 11 santim çene açıklığına sahip. Çene genişliğini de ölçelim. Yine çene genişliği de yaklaşık 10,5 santim. Güzel bir mengen olduğunu düşünüyorum. Yalnız bir problemi olduğunu da düşünüyorum. Neden derseniz. Belki bu tür tüm mengenelerde olan bir problemdir ama bakın şimdi. Bakın şu çene şuraya, bu iki çene zaten bu sabit. Bu çene buraya paralel bir şekilde gitmiyor. Sanırım rahat hareket etmesi için biraz oynama payı verilmiş üretim aşamasında. Bakın şurayı sabit tuttuğumda burası geniş kaldı, burası dar kaldı. Şimdi burayı sabit tutayım. Bakın burası biraz dar, burası biraz geniş kaldı ama ben bu kadar çok aşırı hassas bir iş yapmayacağım için bu benim işimi fazlasıyla görecektir diye düşünüyorum. Evet, Amerikan tipi tezgah mengenesi bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu mengeneyi bir arkadaşımın üzerinden otomobil geçen, traktör geçen, metal bir flaş belleğinin ağzının düzeltilme işlemiyle ilgili bir video çekmek için işlerimde kullanmak üzere satın almıştım. Sadece bir kez kullandım. Bununla ilgili bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız kesinlikle cevaplarım. Ama ben bir sefer kullandığım için fazla deneyimleyemedim. Sizin bir sorunuz olursa gösteririm veya cevaplarım. Size alt kısmını göstermeyi unuttum, pardon. Alt kısmı da bu şekilde gayet sağlam bir mengeneye benziyor. Biraz garip olacak ama size bir de bir anımı anlatayım. Ben 7. sınıf ve 8. sınıfta yaşadığım yerde bir bisiklet tamircisinde çalışıyordum. Yaz tatilinde. Belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldım. İşten ayrıldığım gün bisikletimin göbeği dağıldı. Bu dağılan göbeğin çıkartılıp içerisindeki tırnakların değişimi için ya da bilyaların değişimi için özel bir civatanın o göbeğe sokulup mengene üzerinde iki kişi tarafından dengeli bir şekilde çevirerek o göbeğin o şekilde açabiliyorsunuz yani. Neyse ben bisikletimi aldım, tekrar işten ayrıldığım gün tekrar çalıştığım yere gittim. Orada benim bir çırağım vardı. Yani benden yaşça küçüktü. Biz de aramızda espri amaçlı ben ona çırağım diye hitap ediyordum. Tabii ben de belki çırak olamayacak kadar deneyimsizdim. Neyse onunla o göbeği açalım derken mengene ortadan ikiye ayrıldı. İşten çıktığım gün öyle bir kötü anım olmuştu. Daha sonra ustamla mengene yüzünden sokakta kavga etmiştik. Bana hala hatırladığım zaman beni üzen kelimeler sarf etmişti. Artık güzel bir deneyim mi, güzel bir hatıra mı, kötü bir anı mı bilemiyorum ama beni tanıyan yakın arkadaşlarım mengene lafı geçtiği zaman hep o anımı hatırlatırlar. Böyle 90'lardan tebessüm dolu güzel bir anı oldu benim için bu şekilde. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa soru sormaktan çekinmeyin. Kanalımızda yer alan videoların nitelikli içerikler olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonraki paylaşımlarda yine nitelikli içerikler olarak sizlerin karşısına çıkacak. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.